Yaklaşık 10 yıldır motor sporları ile ilgileniyorum. 4-5 yıl Adana'da il temsilciliği yaptım motor sporları ile ilgili. Daha sonra şu an denetmenlik yapıyorum. Hobi karting denetmeniyim. Çok fazla bir motor tutkum var. Karting olarak da 2010 yıldan beri bir takım ödüllerim oldu. Hala devam ediyor. Evet, ilk Adana'da kartingin sultanı olarak haberlerim çıkmıştı. Çünkü Adana'da küçük bir yarış yapılmıştı. Erkeklerle yarışıp tek bayan olarak ödül almıştım. Burada esasında kadınların da birçok şeyi başarabileceğinin canlı örneği olduğuma inanıyorum. Çünkü erkeklerle mücadele edip orada kupa almak onur verici bir şey. Ve bunu devam ettirdim, pes etmedim. Motor sporları da bir erkek sporu ve şu an burada da bulunuyorum. Canım. 2014 yılında Avrupa turunda gördüğüm bir projeyi Adana'da uygulattım. Pet şişe geri dönüşüm makinesi ile ilgili. 2012 yılında Kadın Başarır ödüllerinde 5 kadından biri seçildim ve burada Adana'yı temsil ettim. Bu da beni çok onurlandırdı. Prokart olarak Türkiye kupalarında yarıştım. Formula ayaklarında bayan pilot olarak ödüllerim oldu. ...2018 yılında motocross'a geçtim ve Adana'da Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bir büyük pist yaptırdık ve ilk gösterimizi Cumhuriyet Kupası olarak Adana'da yaptık. Orada Onur Kupası aldım. Motorspor tutkunluğum herhalde bu gidişte daha fazla devam edecek. Motor tutkusu çünkü motor sporlarının içinde 10 yıldır olduğum için nasıl bundan pes etmeden vazgeçmem gerekiyordu. Adana'da bir moto cross parkuru yoktu. Ayrıca büyük bir karting parkuru da yok. Ama biz bunun bir ÇEMK spor kulübüne üye oldum ve burada arkadaşlarla tanışıp moto cross'u Adana'ya getirmeyi, daha büyük yarışlar Türkiye ayaklarını da Adana'ya getirmek için bir parkur yaptık. Bu parkur içinde açıkçası gece gündüz çalıştık. Burada ben de çalıştım ve ekip arkadaşlarımızla bir yaklaşık 10-15 kişi birlikte gece gündüz çalışıp kendi emeklerimizle bu parkuru bitirdik. Belediyenin de bize çok faydası oldu ve şu an biz bu parkurda Türkiye Kupası'nın bir ayağını getirmeye uğraşıyoruz Nisan ayında. Açıkçası futbola aşığıyım. Futbol teknik direktörlüğü yaptım. Özel bir hastanede çalışıyorum ve takımımız var. Burada yine erkeklerle mücadele ettim ve takımımızı finale kadar taşıdık. Yaklaşık 2 yıl boyunca bununla uğraştım ve finalde elendik. Ve daha sonra Türkiye çapında bir oylama sonucunda Türkiye'nin en başarılı teknik direktör ödülünü aldım halı saha müsabakalarında ve bu da beni çok onurlandırdı. Bu organizasyonda 118 teknik direktörle mücadele ettim ve bir tanesi bendim tek bayan olarak. Peki, hayallerinizde bu da var mı peki? Evet, hayalimde mesela ben bir Fatih Terim hayranıyım. Adana'da dişi Terim diyorlardı. Bir gün Fatih Terim'le birlikte aynı sahada olmayı çok istiyorum. Bu yıl